Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı, Özcan Şafak Mavili ve komisyon üyeleri gerçekleştirdikleri toplantının ardından, pandemi süresince başarılı çalışmalar yapan ve Altson'un 2020 yılı bütçesini pandemiye rağmen artıda kapatan Başkan Mehmet Şahin'e teşekkür ederek, çiçek takdim ettiler. Pandeminin başlamasıyla birlikte birçok meslek odasının personele maaş ödemelerini bile yapmakta zorlandığını, bankadan kredi almak için meclislerinden karar çıkarttıklarına dikkat çeken Altso Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı, Özcan Şafak Mavili, zorlu süreçten başarıyla çıkıldığını belirtti. Bu pandemi döneminde yaptığınız büyük çalışmalar, yönetim kurulu olarak yaptığınız çalışmalarda Alanya Ticaret Odası Meclisi olarak çok teşekkür ederiz. Hesapları Kontrol Komisyonu olarak çok teşekkür ederiz. Bütün diğer ticaret odaları kendi personel giderlerini ve diğer sosyal etkinlikleri karşılamak için krediler talep ederken, kredi alabilmek için meclisinden onay beklerken, bizler sizlerin güzel çalışmalarınızdan, tedbirli davranmanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz bütün sosyal etkinlikleri, yönetim kurulu olarak sosyal yetkinlikleri, diğer tablet ihtiyacı olan öğrencilerimize yapılan yardımlar, fakirlere yapılan, ihtiyacı olan insanlara yapılan yardımlar bakımından en ufak bir eksiltmeye, sıkıntıya sokmadan bütün yapılan sosyal etkinliklerde büyük bir başarıyla yapılmıştır. Sosyal etkinliklerin devam edilmiştir. En ufak bir kısıntıya gitmeden bu dönem 2020 bütçesi fazla verilerek bir sezon kapatılmıştır. 2020 yılı bütçesi kapatılmıştır. Sizlere çok teşekkür ederiz. Komisyon üyelerinin ziyaretinde konuşan Başkan Şahin, 2020 yılı bütçesinin fazla vermesinden duyduğu memnuniyete dikkat çekti. Bu nazik, kibar ve bizi onur edici davranışlarından dolayı başta Bütçe Komisyonu Başkanımız ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendileri gerçekten her zaman lokomotif oldular. Biz 7 yılımız bitti, 8. yıldayız Ticaret Sanayi Odası yönetimi olarak biz geleli. Bugüne kadar hiçbir zaman bütçemiz oy çokluğuyla değil, hep oy birliğiyle geçti. Neden? Hiçbir fasılada değişiklikler yapmadık. Onların öngöreceği. Harcamamız gerekeni harcadık odadan. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız bugüne kadar bir kuruş dahi odamızın bütçesinden hiçbir zaman kullanmadı. Gerek seyahatlerde, gerek ekstra davetlerde vesaire Ankara'ya gidiyoruz, yurt dışına gidiyoruz, fuarlara gidiyoruz. Bunun gibi şeyler de dahil olmak üzere hiç kullanmadı. Bu yıl da çok önemli bir yıldı. Gerek personel maaşları ile ilgili gerek faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürmemiz gerekiyordu. Pandemi dönemi. İnşallah onu mecliste ayrıntılı size anlatacağım. Neler yaptığımızı bu mecliste pandemi dönemi faaliyetlerimizi anlatacağım. Faaliyetlerimizi aksatmadan biz bütçemizde bu yıl fazla verdik çok şükür. Gider bütçemizde de tasarruf yapmak suretiyle verdik. Tasarruflar yaptık. Nasıl tasarruflar yaptık? Şimdi kahvaltı organizasyonlarımız yok, yemek organizasyonlarımız yok. Diğer personelde de aynı şekilde. Gerekirse parasız izinler arkadaşlarımız da rencide etmeden ve gereksiz harcamaları çıkardığımız zaman bütçemiz fazla verdi. Geçen yılla bu yıl bütçemizin çok farkı yoktu arkadaşlar gelir açısından. Hatta daha düşüktü. Ama ona rağmen biz fazla verdik. Bu sadece benim ve arkadaşlarımın, yönetim kurulu arkadaşlarımın başarısı değil. Burada bütçe komisyonumuzun da, muhasebe müdürümüzün de, genel sekreterimizin de, odamızda çalışan bütün arkadaşlarımızın, meclis üyelerimizin, komitelerimizin hepsinin emeği var. Çünkü hepsinin bizden beklentisi oldukça yüksekti. Her anlamda olduğu gibi bu konuda da yüksekti. Biz Altso olarak büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin de sorumluluğunu en iyi şekilde ben ve arkadaşlarım inşallah görevimizin sonuna kadar taşımayı hedefliyoruz. Allah bizleri utandırmasın inşallah.